Merhabalar, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından tek deprimimiz Fatih'in basın toplantısına birlikteyiz. Ajans katılımcılarının sorusu varsa alalım, yoksa buyurun bir soru rica edelim Serhan Türk. Tabii sorun çok geniş boyutlu ama cevaplamaya çalışayım. Bir defa 14. dakikada Rize'de Mustera'nın ayağının kırılmasıyla bana göre her şeyin sonun başlangıcı orası. O kadar etkilendiler ki gerek maç içerisinde dakika 14'tü daha. Soyunma odasında devam etti devre arası. Artı her maçın soyunma odasında Mustera kaygısı, endişesi ve o sahneyi görmede devam etti. Biz orada tabii sadece Mustera'yı kaybetmedik. Andone'yi de kaybettik. Hani kaleci yanlıştan düştü ya üstüne. Ve de dediğim gibi arkalarında alışkın oldukları bir kalecinin, takım kaptanının, iyi oynayan bir kalecinin olmamasıyla beraber oradaki o kırık anını da görme onları kötü etkiledi. O günkü zaten ortamı söylememize gerek yok. Hakemin neler yaptığını derken orada 4 kayıp verdik zaten. 2 cezalı, 2 sakat hem de 6 aylık. Buradaki Antep maçını artık bir daha üstünde durmanın manası yok artık, yani olacak iş değil bunlar. Ve de tabii her gün eksiliyoruz. Buna rağmen ben bu şartlarda yine bugün 30-32 dakika işte Feghouli atılıncaya kadarki olan bölümde en az 3-4 tane net pozisyonumuz var. Oyun bayağı da iyi oynuyoruz yine. Başakşehir'i iyi oynadık. Antep'i iyi oynadık bence. Ama bazen böyle ne yapsanız olmayabilir. Bazen bütün aksilikler üst üste gelir. Pandemi öncesi kaleden alıp karşı kaleye kadar giden bir otomatik hale gelmiş bir oyun oynayan Galatasaray vardı maalesef. Tabii Allah kimseye vermesin. Pandemi sonrası o bölüm, o süreç başlangıçla beraber kötü gitti. Bunlar oluyor futbolda. Yapacak bir şey yok. Ama bunları söylerken, kendimize suç bulurken, kabahat bulurken bazı şeyleri de atlamamız lazım. Mesela bugünkü kırmızı kart doğru değil mi? %100 doğru. Çağıran kim? Ali Palabıyık. Peki Mehmet'in geçen sene Topal'ın Martin'e yaptığı da hakem kim? Demek ki VAR'dan iyi görüyor. VAR hakemi kalsa daha iyi demek. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani %100 kırmızı kart. Hiç itiraz edecek halimiz yok. İşte yakışmadı Feghouli'ye. Hiç beklemediğimiz biri yani. O ana kadar da 2 tane pozisyona girmiş. Ama her senede şampiyon olmak için uğraşıyoruz ama dediğim gibi bazen aklınızda olmadığın şeyler geliyor. Başınıza işler geliyor. Buna da şükür. Dediğim gibi Allah beterinden saklasın. Hiç olmasa çıkaracağımız bir 11 var. Gemiyi en emin şekilde, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız sezon sonuna kadar. Ama dediğim gibi başımıza neredeyse gelmedik kalmadı. Bazen oluyor böyle. Yani ya sıtmaya yakalandı bizim oyuncumuz, en tehlikelisi. Belanda'nın çenesi kırıldı. Bu ara Ömer'in parmağı ameliyat oldu, haberiniz var mı? Yok.
Çoğunun haberi yok. O ara iyileşti, devam ediyor. Milli maçta gitti, duyundu ama hiç söylemiyoruz. Çukura girdi ayağı, bilmem ne oldu. Öteki bu oldu, öteki bu. Ve 6 aylık. En son tabii pandemiden sonraki Mustera ve Andone'ye olan tabii. Şimdi Lemina, bugün Sarakki. Böyle gidiyoruz. Bunlar olmaması gerekenler. Sorunu da öyle bitireyim. Fatih Terim'in takımında da olmaması gereken şeyler. Ama futbol her şeye açık. Hepimizin daha neler göreceğiz. Tabii sezon sonunu bekleyeceğiz. Allah nasip ederse bakalım defter eksi artısında neler olacak? Hepimiz göreceğiz. Herkes bir silkinecek tabii. Planımız, programımız, projemiz uygulayabilirsek Galatasaraylılar da Allah nasip ederse biz de göreceğiz bakalım neler var, neler yok, ne olacak. Evet, müsabakaya akredite olan medya mensuplarından sorularla devam ediyoruz. Habertürk.com. Erhan Kaan adı güzel. Sakatlar, cezalılar ve giden oyuncular takımın oturmuş iskelet kadrosunu bozdu. Kalan 4 hafta öncesi Şampiyonlar Ligi yarışı devam ederken bu durum sizi endişelendiriyor. Vallahi endişelendirmiyor açıkçası. Yani ben Galatasaray teknik direktörüyüm. Muhakkak ki üzülürüm, olmalarını isterim ama endişe duyacağım bir şey yok. Yani her sene en iyisini yapmış, en fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş bir kulübün gerektiği zaman da kayıpları da aynı şekilde karşılaması gerekir. Daha da 4 maçımız var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hani ne olursa da, nereye varırsak da ki en salim, en emniyetli şekilde sonunu getireceğiz inşallah. Bakalım ondan sonra da konuşuruz ne olacağını. Muhakkak ki demin de söyledim, aynı soruyu sormuş. Otomatik oynayan, müthiş oynayan bir Galatasaray. Rakiplerine de çok üstünlük sağlamış bir Galatasaray. Yani o kadar ki bir büyük maçı seyircisiz oynuyorsunuz. Sivas'taki 18 üstündeki olay penaltı denildi. Oradan başlıyor. Bu ara 8 maçta geliyorsunuz. Onları bile çok rahat tekrar lehinize çevirebilirsiniz o kayıpları. Ama pandemi öncesi ve sonrası herhalde en fazla yara alan takım biz olduk. Böyle siyah, yani beyaz, değişik gibi böyle. Bir soru daha var. Galatasaray, Beyaz TV, Sezin Gelmez. Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir? Düşünüyorum. Sebep A, benim. Sebep B, Fatih Terim. İyi geceler.